Engin Ardıç, her türlü namussuzluğa hazırlanın. Çok sevindiler. Neredeyse zil takıp oynayacaklar. Biden'ın kazanması bir domino etkisi yaratacakmış. Trump nasıl devrildiyse Erdoğan da öyle devrilecekmiş. Oldu olacak oturdukları yerden Putin'i de devirsinler de rahat etsinler. Kimler mi? Bizim solcu Amerikancılar. Aynı şekilde devrilse, yani seçimle, buna kimse ağzını açmaz. Ama Canan Kaftancıoğlu'nun deyimiyle başka bir şekilde devirmeye kalkarlarsa elbette Biden Türk yönetimine her türlü kamışı atmayı deneyecektir. Bakalım bu ileri sürdüğü gibi masum bir düzeyde mi kalır? Yani muhalefete manevi destek falan para marada gönderir mi? Yoksa başka yollar mı denenir? İlk akla gelen darbedir tabii. Artık çok zor ama yine de kalkışabilirler. Amerika'nın çok aklı başında ve pırıl pırıl demokrat insanlar tarafından yönetildiğini hiç kimse, en azgın Amerikancı bile söyleyemiyor. İkinci yol, yurt dışına kaçmış FETÖ üyelerinin azdırılması ve üzerimize sürülmesi. İçeride uyuyan FETÖ mensuplarının canlandırılması. Diğer bir yol, 70'li yıllarda olduğu gibi Türkiye'nin içinin karıştırılmasıdır. Sağ-sol kavgası yaratmak artık fizibil değildir. Ama Alevi-Sünni ve Türk-Kürt çatışması çıkarmak kolay kolay vazgeçmeyecekleri hazır lob bir namussuzluktur. Bu arada içimizdeki Amerikan ajanları da canlanacaklar. Kim olduklarını herkes biliyor. Yine de suikast çok daha kolay ve klasik bir yoldur. Suikast ya da suikastlar dizisi. Vietnam Savaşı'nı sürdürebilmek için kendi başkanını bile öldürmekten çekinmemiş Amerikan derin devleti bizim burada kimleri öldürmez ki? Kimileri de Biden'ın başının taç giyince akıllanacağını, ilişkileri ılımlı götüreceğini söylüyorlar. Görünürde elbette öyle yapacaktır. Lakin Türkiye geldiği yere dönmeden, yani eski uysal, boyun eğmiş kimliğine razı olmadan içi rahat etmez. Türkiye, Suriye ve Libya'dan çekilmeden, bir Kürt devletinin kurulmasını kabul etmeden, hatta Azeri-Ermeni savaşında bile mıhsıçlı bir politika çizgisine dönmeden Biden rahat durmaz. İsterseniz buna Kıbrıs'ı da katınız. Önümüzdeki dönem bir turnusol kağıdı olacaktır. Aramızda kimler Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklali tam çizgisindeler, kimler işbirlikçi, kimler mandacı, kimler teslimiyetçi göreceğiz. En mide bulandırıcı yanı da Kemalist geçinenlerin Amerikan postalı yalamaları olacaktır. Hatta olmuştur bile.